Kadınların yerel yönetimlerde sözünün olacağı bir mekanizmayla kolektif bir yaşam için, radikal demokrasinin uygulandığı bir sistemle, erkeğin rantçı, tekçi, iktidarcı politika ve pratiklerine karşı eşit temsiliyet modeliyle yöneteceğiz. Kadın kazanımlarını koruyacağız ve garanti altına alacağız. Göç ilk projelerimiz arasında göçle ilgili çalışmalarımız olacak. Bununla beraber altyapı üst yapı diyoruz. Evet, altyapı üst yapı dediğimiz tabii ki bu altyapının içerisinde bir fizyolojik altyapıları var. Bunlar nedir? Kanalizasyondur, yoldur ve benzeri çalışmalarda. Bir de sosyal altyapı dediğimiz şeyler var. Bunlar nelerdir? Mesela dil başlı başına bu anlamda bizim için önemli bir anlam taşıyor. Yani dil bizim kimliğimizdir, varlığımızdır, ülkemizdir, bizim var olma nedenimizdir. Dolayısıyla dille ilgili çalışmalarımız, ana dille ilgili çalışmalarımız olacak. Bunlar mahallelerde, işte kreşler olacak. Bu kreşlerle beraber yine eğitim destek evi bizim eski zaten partimizin çalışmalarından biri ve bunların bünyesinde dil eğitimleri olacak. Yine yaşam alanlarımızda özellikle dil çalışmalarını şu şekilde yürüteceğiz, konuşarak. Çünkü artık yok olmaya maruz kalmış. Bu anlamda çalışmalarımızı bu şekilde de devam ettirmiş olacağız. Bununla beraber yine ifade ettik eğitim destek evleriyle. Çünkü artık dershanecilik ve özel sektör ciddi anlamlarda ailelere bir külfet olmuş durumda ve gençlerimiz bu anlamda zorlanmakta. Çünkü dersim eğitim oranı çok yüksek birken bu anlamda da bir katkı sunmak istiyoruz. Eğitim destekleyebilirimizi aktif hale getirmek ve burada da aslında bir noktada bir iş istihdam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Tabii biz dersimin aslında bir kadın kenti olduğunu biliyoruz. Tabii bu kadın kenti kavramının altını boş bırakmıyoruz. Songül Başkan döneminde yerel yönetimler için, yine Edibe Başkan döneminde, yine Nurhayat Başkan döneminde, eş başkanlık süreci döneminde bizler bu kentin bir kadın kenti olduğunu biliyoruz. Yine mevcut tek vekilimiz kadın vekil. Ama kadınların sorunları elbette her yerde ortak. Yani bunlar nelerdir? Bunların başında yoksulluktur, ekonomik sorunlardır. Yine bir baskıdır, şiddettir. Bunlar her yerde olduğu gibi dersinde de karşımıza çıkıyor. Ama en belirgin sorun, şu an çalışma yürütüyoruz. Karşımıza çıkan o yoksulluk ve bu en çok kadınları etkiliyor. Yani kadınlar kendi yaşam alanlarında bu anlamda çok zorlanıyor. Çünkü evin birçok anlamda yükü onların omuzunda. Ve gelecek kaygıları var çocuklarına dair, iş kaygıları var. En büyük sorunlar da bunlar. Kadınlarla ilgili özellikle bizler kadın atölyeleri oluşturmayı planlıyoruz. Kadın eğitim evleri planlamayı düşünüyoruz. Yine kadın kütüphaneleri oluşturmayı düşünüyoruz. Kadınların ulaşım anlamında zorluklar çektiğinin farkındayız. Kentimizde belli saatler dışında ulaşım ciddi anlamda aksaklıklar meydana getiriyor. Bunları biz kendimiz de görüyoruz. Ve ulaşımı özellikle yoğunlaştırma ve daha sağlıklı ilerlemesini sağlama. Kadınlar için de bir kadın kart. Zaten hani şu an mevcut sistemde bir gün kadınlar için ücretsiz biz kadın kart çıkarmayı düşünüyoruz. Yine kadınların alım gücü çok zayıf. Bunlar için işte bir hijyenmatik, bir kart şeklinde bu ihtiyaçlarını giderebilecekleri, özellikle yoksul kadınlarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin bu anlamda bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Bunun dışında özellikle bizim inançsal anlamda da problemlerimiz var. Yani şu şekilde inançsal anlamda aslında biz inancımızı, değerlerimizi dersin politik bir kimliği olan bir halk ve bu durumların her şeyin farkında. Ancak şunu da görüyoruz, artık sistemin yaratmak istediği bir Alevilik var. Yani dersin çoklu bir kimliği var, işte Kürt kimliğiyle beraber, Alevi kimliğiyle beraber. Ama artık sistem hem kendi Tuncelisini yaratma, ona karşılık bizim dersimi koruma ve kodlarıyla değerlerimizi var etme çabamız, onların bir Tunceli ve kendi Alevisini yaratma çabası. Bugün inanç merkezlerimizde artık sistemin Aleviliği var. İnsanlarımız burada görüyoruz, artık cemevimize hayır yemeklerini orada vermiyor. Çeşitli restoranlarda, mekanlarda ve bunun bir mali külfetinin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bizim bir cemevi projemiz var. Ama bu bizim halkımızın değerleri, bizim halkımızın inançları doğrultusunda, bizim rahiplerimizin, pirlerimizin
değerleri doğrultusunda oluşturulacak bir cemevi projesi. Bunu da bu şekilde planlıyoruz. Bütün çalışmaları yürütürken aslında bizim partimizin kent uzlaşısı adı verdiğimiz bir perspektifi var. Yani diyoruz ki yerinde yeniden yönetim, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmayı esas alarak. Ve kent uzlaşısı dediğimiz şey nedir? Bütün kentin dinamiklerini işin içine katarak ve hep birlikte bu kenti yeniden inşa etmesi. Bunlar içerisinde STK'larımız var, kadın meclislerimiz olacak, gençlik meclislerimiz olacak, inanç komisyonlarımız olacak. Yine bununla beraber bizim çeşitli mahallelerdeki muhtarlıklarımız bu işin içerisinde olacak. Yani biz şunu diyoruz, biz iki eş başkan olarak ve mevcut geleceğimiz meclis üyelerimizle birlikte bir yönetim olarak bu kenti hep birlikte oturup konuşacağız, hep birlikte tartışacağız, sorunlara da çözüm arayışında olacağız. Şöyle ki dersin, az önce de ifade ettim, çoklu kimliği olan, yani siyasi yapılarının çok fazla olduğu bir alan. Dolayısıyla bugün dersinde aslında bu sorunların temelinde hepimiz suçluyuz. Bunda devrimcilerde, yurtseverlerde, demokratlarda, aydınlarda, doğa severlerde, hayvan severlerde herkes bu kentin bu enkaza dönüşmesine biraz kendisine sormalıdır. Yani bu kent bu haldeyse, bugün sokaklarımızda uyuşturucu satılıyorsa, kişilikler ajanlaştırılıyorsa, gencecik bir kadın bu kente kaybediliyorsa oturup kendimize sormalıyız. Şimdi bu kentte gencecik bir kadın kaybedildi. Bizim geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 8 Şubat'ta bir özgürlük yürüyüşü, yani Kars aslında kolu ve Van kolundan başlayan ama Kars kolunun dersinde devam eden bir ziyareti oldu. Ve bu ziyaret esnasında aslında asıl talep şuydu, yani hak ve irade gaspına karşı tutsakları sesine duyurmak, yani zulmü engel olamıyorsak zulmü duyurmak. Buna istinaden kolluk hemen arkadaşlarımız, etkinliğe katılan arkadaşlarımız daha eve varmadan ifadeye çağırma, gözaltı furyası başlattı. Biz de şunu soruyoruz. Yıllardır gencecik bir kadın bu kente kaybedildi. Bu kentte kuş uçsa dahi sizin haberiniz oluyor. Ve biz bunu her seferinde sormaya devam edeceğiz. Gülistan Doku nerede diyeceğiz sizlere. Yani bir kadının kaybedildi ve beraberinde biliyorsunuz ki aslında bu bir sadece Dersim özgü bir durum olmadığını biliyoruz. Yine bir genç kardeşimiz, genç arkadaşımız Roche Velat'ın da aynı akıbetini biz gördük. Dolayısıyla bunlar aslında kadınlara yönelik yapılan sistematik bir politika. Yani kadın kırımıdır aslında. Bu kayyumla beraber gelişen o kazanımların, o kadın kazanımlarının baltalanmasıdır. Ve bu yerel yönetimler açısından da bizlerin de yerelin dinamikleriyle beraber bunların önünde duracağımız ve her seferinde yine bu kadınlarımız nerede diye soracağımız sorularımız arasında olacaktır. Ve şöyle şunu da eklemek istiyorum. Mesela partimizin eş başkanlık sistemi var. Eş başkanlık sistemi bizim kolektif bir yaşam için radikal demokrasinin uygulandığı bir sistem. Yani erkeğin o tekçi, rantçı, iktidarcı politika ve pratiklerine karşı alternatif bir sistem. Ve aynı zamanda bahsettiğimiz bu kadın kazanımlarının korunması ve garanti alınması açısından da bizler için çok değerli. Biz şunu diyoruz, evet bizim için eş başkanlık bizim mor çizgimizdir. Eş başkanlık bizim Kürt özgürlük mücadelesinin, Kürt siyasetinin bizlere bir mirasıdır ve biz bu mirastan da vazgeçmeyeceğiz. Ve kentimizi de yönetirken aslında bu bir yetki ortaklığı değildir, bir karar mekanizmasında ortaklık değildir. O kadınların sesi olmaktır. Kadınların yerel yönetimlerde de o erkeğe açılan alan dışında da aslında kadınların da var olabileceğinin, kadınların da bir kenti yönetebileceğinin. Çünkü her şeyin inşasında olduğu gibi kentlerin inşasında da kadınlar sözü dikkate alınmamış, kadınlar bu alanlara koyulmamış ve biz de bunu diyoruz ki ve şunu ifade ediyoruz, diyoruz ki kadının benliği ve kimliğiyle
yerel yönetimlerde de söz alabileceği ve bunun da bir kadın mücadelesinin sürekliliğiyle olacağını da belirtmek istiyoruz. Ve bunu da bizler bir temsiliyet olarak eşit temsiliyet boyutuyla bu anlamda da kazanımlarımızı koruyacağız ve bu sistemden de asla vazgeçmeyeceğiz. Açımızdan Dersim ne kadar stratejik bir noktadaysa, biz ne kadar bu şekilde Dersim'i yeniden inşa etmek gibi derdimiz varsa, sistemin de kendi tüncelisini inşa etmek gibi derdi var. Haliyle bu baskı unsurları devam ediyor ve bunun beraberinde az önce de söyledik, dedik ki göç gibi bir neden oluşturuyor. Göçün nedenlerinden birini oluşturuyor bu baskı. Çünkü insanlarımız kendi burada iyi hissetmiyor, güvende hissetmiyor, kendi düşündüğünü söylemekte özgür değil. Şey diyor ya, Şeyh Bedrettin'in bir sözü var, diyor ki anlaşılmadığımız sürece özgür değiliz. Bizler de onlar da bizleri anlamadıkları sürece özgür değiller. Dolayısıyla evet, Dersim genelinde bu durum varken kadınlar özeline indirgediğimizde zaten kadın çok dışarı çıkmıyor. Erkeğin hakimiyetinde toplumsal bir baskısı var. Ve bir de devlet baskısı ve devlet şiddeti işin içine girince bu noktada kendini geri çekiyor. Elbette biz çalışmalarımızı bu anlamda arttıracağız. Yani kadınları evden çıkaracağız, dediğimiz gibi ulaşımdır, kadınları güvenli alanlar oluşturmaktır. Şimdi bizim kadın birimleri oluşturacağız, belediye bünyesinde kadın meclisleri oluşturacağız. Yine alo şiddet hattını oluşturacağız. Kadınlar için özellikle bir sağlık ekibi oluşturacağız. Bunların içerisinde, çünkü bizim insanlarımız hastaneye gitmiyor. Yani hasta olmadığı sürece, bu bizim için de geçerli. Hasta olmadığımız sürece hastaneye gitmiyoruz. Ve yaşlılarımız özellikle bu anlamda daha da sıkıntı yaşıyor. Engellilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız. Onlar için bir sağlık taraması yapabilecek doktorumuzdur, hemşiremizdir. Evet, şu an var ama daha aktifleştirmek, gezici bir heyet oluşturmak ve bununla beraber bir psikolog eşliğinde bunu yürütmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız arasında bunlar da olacaktır. Bir diğer durum, şimdi Alevilikle ilgili, evet, sistemin oluşturmak istediği bir Alevilik var. Birçok kurumumuz bu anlamda bir sorumluluk üstlenmiş. Biz belediye olarak bunun neresinde duracağız? Biz belediye olarak bu kurumlarımıza var olabilecek bütün imkanları oluşturmak, çalışma alanlarını oluşturmak, mekansal bir alan oluşturmak, halkımızın burada ibadetini rahatlıkla gerçekleştirebileceği, güvenli ve kendisini bulabileceği, kendi aleviliğini yaşayabileceği bir alan oluşturmak. Dedi ki, Cemevi projesi bunlardan biri. Planladığımız, aslında daha önce de yapılması planlı ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz ve bunun üzerine yürüteceğiz. Yine bir kültür merkezi planlıyoruz. Bunun içerisinde işte bütün dinamiklerin olabileceği, bütün argümanlarımızla orada olacağız. Bunlar enstrümanlar olabilir, dil olabilir, inançsal olabilir. Bunlar da harekete geçirirsek o yaşam alanlarında o inancımızın da her alana yansıtmayı, özellikle gençlerimizin üzerinde bu etkiyi oluşturmayı planlıyoruz. Dersim'de özellikle üniversite öğrencileri üzerinde, Dersim'deki o üniversite yapılanmasında yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya kadar bir ağ oluşturulmuş. Bunun içerisinde fuhuş, bunun içerisinde bir yozlaşma, bir çürümüşlük kentin tamamına yayılıyor. Aslında biz bu asimilasyon politikalarının sistemin, o iktidarın politikalarından bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Ve Dersim'de özellikle bunun da kadın üzerinden yapılıyor olması bizler açısından daha vahim bir durumda. Çünkü Dersim bir kadın kenti olarak biliniyor ve sistem Dersim nerede, hangi konuda iyiyse orayı kaşımaya çalışıyor. Ama biz sistemin belediyecilik hizmetini aldığımızda, belediyecilik sadece altyapı, üst yapı projeler değil, bu bir belediyenin hizmetidir. Bununla beraber o çürümüşlüğün önüne de geçmektir. O kokuşmuşluğun önüne de geçmektir. Yani bizler bu alanları güvenli alanlara dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yine alkollü mekanlarda kadınların çalıştırılması, kadın bedeni üzerinden bir ekonomik rant elde edilmesi. Biz bunların önüne geçeceğiz. Bu yüzden diyoruz ki kadın iradesiyle yerel demokrasi. Bu yüzden diyoruz ki kadın temsiliyetiyle yerel demokrasi. Bu anlamıyla
çalışmalarımız olacak ve bunların önünde duracağız. Yani şu an üniversite gençliğidir. Şey olarak bakmamak gerekiyor. Buraya geliyorlar, 2 yıl kalıyorlar, 4 yıl kalıyorlar ve bir şeyleri tüketip gidiyorlar. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Bugün buradaki her bir genç gittiği her yere bir Dersim kültürünü taşırsa ya da geldiği Dersim'in kültürünü özümserse muazzam bir durum ortaya çıkacaktır. Kültür aktarımı ortaya çıkacaktır. Bu anlamıyla da özellikle gençlik üzerinde yürütülen bu çalışmaların önüne set çekeceğiz. Özellikle bağımlılıkla mücadele edip kadın üzerinde yaratılan bu asimilasyon politikalarına da hep birlikte dur diyeceğiz. Şimdi bunu yüksek sesle söylüyoruz. Bir kadın olarak söylüyorum. Kadın bedeni üzerinden yürütülen her çalışma, kadının bedeni üzerine yapılan her rant ve kadının sözü ve sesi üzerinden yapılan her türlü çirkinliği ve kirliliğe net bir şekilde set çekeceğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi bu dönemin farkı şu olacak. Mesela biz bir festival yapıyoruz. Bizim festivalimizin içeriği sadece bira ve patila festivali olmuş. Gerçek anlamından uzaklaşmış. Biz bir doğa festivali yapıyoruz, bir kültür festivali yapıyoruz. Ve bu kültür festivali ve doğa festivalinin içeriğine uygun argümanlar geliştirmek zorundayız. Bunları panellerle, bunları tiyatrolarla, etkinliklerle, çalışmalarla daha doyurucu ve halkın taleplerine, halkın özüne inebilecek çalışmalar yürütmek zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz bugün yola çıkarken, özellikle Dersim için ilk konuşmama başlarken şunu ifade etmiştim. Dedim ki Dersim'de eş başkan adayı olmak hem duygu anlamında hem düşünce anlamında değerli. Ama bununla beraber ağır bir sorumlu olan, yükümüzün ağır olduğunun farkındayız. Bir yozlaşmış bir kent, yani tabii ki bunu tamamla şey olarak düşünmemek gerekiyor. Ama bir yoz yaşamın içerisine bir durumu devraldığımızın da bilincindeyiz. Ve yolumuzun da uzun olduğunu biliyoruz. Ama bizim bu kentin sorunlarını çözebilecek irademiz var. Partimizin bir paradigması var. Partimizin bir kabul ve red ölçüleri var. Biz bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Evet, şimdi bu bahsettiğimiz durumlar, mesela bizim bir belediyecilik pratiğimiz var Songül Erol Abdil döneminde ve ciddi anlamda bugün sahaya çıktığımızda da bunun yansımalarını çok iyi görüyoruz. Yine Edibe Başkan döneminde kimsenin cesaret edemediği çalışmalar yaptık. Biz bugün diz çökmeyen lider önderimizin heykelini Dersim'e diktik ve bunun gibi birçok çalışmamız olacak. Dolayısıyla biz gerçeklerimizden, değerlerimizden asla kopuk bir çalışma yürütmeyeceğiz bu kentte. Bu anlamda bizim sorumluluğumuz özellikle bu değerleri var etmek, Dersim'in eski kodlarına kavuşturmak. Bunun üzerinden çalışma yürütmektir. Bu nedenle 2024 Dersim Belediyesi, DEM Parti belediye eş başkan adayları olarak, ittifak adayları, bileşen adayları olarak bizlerin bütün bu gerçekleri görerek yol alması gerekiyor. Yani kazanımlarımızı bunun üzerinde yürütmemiz gerekiyor. Dersim'i yeniden inşa etme ifadesinin de aslında altında yatan nedenleri bunlar. Tamamen bu çürümüşlük, bu kokuşmuşluk ve bunu karşısında durabilmek ve her türlü yapılan asimilasyon politikalarına dur demek. Bizim son olarak Dersim halkından şunu istiyoruz. Diyoruz ki bizsizleştirilen, güvensizleştirilen, hissizleştirilen Dersim'i yeniden inşa etmek için lütfen şehir dışında özellikle bulunan arkadaşlarımız, metropollerde bulunan arkadaşlarımız bulundukları il ve ilçe örgütlerine gidip oralara kayıtlarını yapmaları, partimize kayıtlarını yapmaları ve 31 Mart'ta gelip oylarını kullanmalarını istiyoruz. Bu kent hepimizin, bu kent bizim, bizler kentimizi sosyalist ahlakla, devrimci ahlakla, yurtsever ahlak ve akılla, sosyalist ahlakla dedik, emeği gözeten ahlakla ve akılla bu sorunların üstesinden gelmek ve kentimizi yönetmek istiyoruz.